gençler olarak kentimizin sorunlarına sahip çıkmanın coşkusunu yaşıyoruz hep beraber. Bir coşku. Burada bugün niçin toplandık? Biliyorsunuz ki belediyecilik günümüzde modern kent oluşturma yarışıdır. Buradan hareketle particiliği, özellikle particiliği bir kenara koyarak elimizi vicdanımıza koyalım ve bir belediye başkanı, bir belediye yönetimi nasıl olmalıdır diyelim ve düşünelim. 5 yıldan beri şehrimize hangi büyük hizmetler yapıldı? Edecek acıklarla işimiz yok. Hangi büyük hizmetler yapıldı soralım. Herkes etrafına baksın, biz de bakalım, siz de bakın. Hangi büyük hizmetler yapıldığını gösterin. Türkiye'deki belediyelere örnek oldukları projeler neler? Örneğin. İşte bugün bu sorulardan hareketle Bandırmalı'nın düşüncesine ışık tutmak için buradayız. 13 kavşak düzenledik. Çim çiçek ektik laflarının arasında gerçekte olan nedir? Gerçekte olan nedir? En basitinden, şimdi bu toplantımızın da konusu olan, en basitinden yanımızda duran köprüye bir bakalım. Şimdi gerekliydi, gereksizdi. İyi kötü buraya şehrin silüetini değiştiren bir eser kondurulmuş. Şimdi böyle mi davranmak lazım? Bugün şu halini şöyle gözlerinizin önüne getiriyorum. Bakın boyaları dökülmüş. Her tarafı kıs tutmuş. Bir köprü deyip geçmeyelim. Şimdi canım ne var bir köprü denilebilir? Bir köprü deyip geçmeyelim. Çünkü köprüden hareketle belediyenin performansını ölçüyoruz. Bu bizim için bir ölçüttür. Yerel yönetim anlamında Bandırma örneğinden çıkarılacak çok ders var. Görüyoruz ki köprüden de görüldüğü gibi hizmet üretiminde büyük sıkıntı var. Bırakınız kente yeni mekansal üretimler yapmayı, kentte yeni mekansal üretimler, uzun vadeli büyük projeler yapmayı, mevcut durumu dahi koruyamıyorlar. İşte ortada. Devam edersek, şimdi siz istediğiniz kadar, hayır efendim şunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz değil, işte gerçekler kaya gibi ortada. Bütün Bandırma'nın dikkatine sunuyoruz köprüyü. Devam edersek mevcut işleyişle ve eldeki olanaklarla yapılabilecek birçok şey yapılmadı. Bunu herkes görüyor. Peki bu kısır bir borç tartışması nereden geliyor? Özellikle bu sorunun üstünde durmamız lazım. Kısır borç tartışması nereden geliyor? Tabii biliyorsunuz plan yok, proje yok, eser yok. Ne konuşacaksınız? Ne konuşacaksınız? Ya milletvekili engel oluyor diyeceksiniz, ya yasal engel var diyeceksiniz, öyle değil mi? Ya da ulusal politikaya gönderme yapacaksınız. Biz ne yapalım? Hükümet böyle böyle söylüyor diyeceksiniz. O yüzden bu mazeretleri kabul etmiyoruz. Kimse bu borç tartışmasıyla ilgili olarak da kimse bu çocuk hikayelerine inanmasın. Gelin sorunu doğru teşhis edelim. Sorun imkansızlık sorunu ya da borç sorunu değil. Peki nedir? Oy desteğini hizmete çevirememe sorunudur. Bakın açık açık buradan ilan ediyor. Halk desteğini hizmete çevirememe sorunudur. Süslü sözlerin hizmete yansıma derecesi düşük. Ne kastediyorum? Hamle yok. Sıradan belediyecilik hizmetleri var ama hamle yok. Devam edersek, bu pasif tutum yeni dönemde hizmete aç olan köylere karşı sürdürülemez. Neden? Bandırma'nın geleceğe yönelik hayalleri vardı ondan. Buradan halkımıza şu çağrıyı yapıyorum. Kendi kendimize şu soruları soralım. Kim ne kadar üretken? İki anlayış arasında karşılaştırma yapsınlar. Kim ne kadar üretken? Ya da şöyle sorsunlar. İdare başka bir zihniyetin elinde olsaydı böyle mi olurdu? Böyle mi olur değerli arkadaşlarım? Böyle mi olur? Bu köprü böyle mi olurdu en basitinden? Ya da şu sahil bu şekilde mi kalırdı? Küçük sanayi böyle mi olurdu?
şehrin girişi böyle mi kalırdı? Bu soruları ayrıca sormakta yarar vardır. Ne olabilirdi diye düşünüyorum. İnsanımızın, şehrimizin sorunlarına gerçekten kafa yorulurdu. Binlerce lira basındaki reklam kampanyalarına harcanmazdı. Hummalı imar faaliyetleri olurdu. Yani kordele kesmeye yetişemezdi. Esnafımızın tüm sorunları çözülürdü. Halkımız büyük hizmetler görürdü. Herkesin netice itibariyle herkesin yaşam kalitesi artardı. Bu açıdan gidilmesi gereken yol ortadadır. Yol elbette vizyoner belediyeciliktir. Yol elbette atılım belediyeciliğidir. Görüyorsunuz ki bizim derdimiz onlar bunlar değil. Şahıslarla işimiz yok. Şahıslardan ziyade idaredeki zihniyeti hedef alıyoruz. Tenkitlerimizi zihniyet üzerinden yapıyoruz. Bizim derdimiz yani bir şekilde Bandırma'ya hizmet gelmesidir. Şimdi ne taraftan bakarsanız bakın bu zihniyete şehrin idaresi teslim edilemez. Tek kelime söylemeden idareye talip olunmaz. Bu temel bir siyaset kuralı. Bandırmayı yerinde saydıran düzeni ele alıp ben şehre çağ atlatacağım laflarına kimse inanmaz. Hiçbir hazırlığı olmadan gelip, şimdi bu dönemde olduğu gibi de aynı zamanda, hiçbir hazırlığı olmadan gelip ne yapacağını bilmemenin sonu perişanlıktır. Gayet açık. Bu duruma Bandırmalılar olarak asla tahammül edemeyiz. Şimdi sıradan belediyecilikle vizyoner belediyecilik arasındaki farkı görmeye davet ediyorum herkesi. Şehrimizin potansiyeline, ruhuna yakışır şekilde davranmalıyız. Yani değişim ve yenilik şarttır. Şehrimizi yöneten zihniyeti böylece Bandırmalıların dikkatine sunduktan sonra bu köprünün üzerinde bulunmakla mevcut idarenin yakasına manen yapışıyoruz. Ve haklı tenkidi kabul etmeye davet ediyoruz. Köprü niye boyanmıyor? Evet, soru açıktır. Köprü niye boyanmıyordan kastımız da bakın demin söyledim. Çeşitli polemiklere konu olabilir. Canım köprü gerekliydi, gereksizdi şeklinde. Köprüden ziyade belediyenin performansının ölçülmesi esastır. Sadece köprü meselesi değil. Ama bugünkü konumuzun teması köprü olduğu için köprüyü merkeze aldı. Bandırma'nın sorunlarına sahip çıkma coşkumuza ortak olduğunuz için hepinize kalpten teşekkürlerimizi arz ediyorum. Bizi dinlediğiniz için, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar.